Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok lezzetli bir çorba tarifiyle karşınızdayım. Bugün kabak çorbası yapıyoruz. Ben böyle çorbalık için daha önceden kabaklarımı rendeleyip dolaba atmıştım. Bu şekilde çıkartıp yaptığımda çok kolaylık oluyor. Hemen çıkartıyorum ve böyle suyun içine koyup kaynatıyorum. Burada 2 tane kadar kabak var. Dolaptan çıkardığım rendelenmiş kabakları tencereye alıyorum. Üzerine geçecek kadar su ekliyorum ve pişene kadar kaynatacağım. İyice pişireceğim ve daha sonra blenderdan geçireceğim. Taze kabağı da yine aynı şekilde rendeleyerek yapabilirsiniz. Kabaklarım pişti, blenderdan geçirdim. Onlar kenarda beklerken biz de o sırada tencereye 2 yemek kaşığı tereyağını alıyoruz ve üzerine 2 yemek kaşığı unu ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Daha sonra üzerine sütünü ekleyeceğiz. Sütünü ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağız ve koyulana kadar bir kaynatacağız. Daha sonra üzerine blenderdan geçirdiğimiz çorbayı, kabakları ekleyip karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğiz. Blender'dan geçirdiğim kabakları da ekledikten sonra sürekli karıştırarak pişiriyorum. İçinde bir topaklanma olmaması için sürekli karıştırıyorum. İçerisinde bir tane tavuk suyu bulyon kullandım. Ama siz isterseniz tavuk suyuyla da hazırlayabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak kırmızı toz biber, karabiber, biraz da pul biber kullandım. Benim pul biberim çok acı olduğu için çok az kullandım. Siz damak tadınıza göre kullanabilirsiniz. Tuzunu ekleyip bir 5-6 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıp servis yapabiliriz. Çorbam pişti. Gerçekten çok lezzetli oldu. Kabak tadı da çok fazla, kabak tadı da belli olmuyor. İçine süt koyduğumuz için içimi yumuşak, çok lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak, deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.